İlk yardım ve acil sağlık hizmetleri. 7. bölüm yaralanmalarda ilk yardım. İlk yardım yaralanmaya maruz kalan kişi ya da kişilere acil bakım sağlanmıştır. Bu yardım profesyonel kişi ya da kişiler ya da amatör kişi ya da kişiler tarafından sağlanır. Sonuçta amatör kişi veya kişiler tarafından yapılan ilk yardım sınırlı olabilir. İlk yardım normalde hastanın yaşam fonksiyonlarını korumak ve bu fonksiyonların devam ettiğine emin olmak prensibine dayanır. Acil durumlarda müdahaleci hastanın yaşam fonksiyonunu kontrol ettikten sonra komuta kontrol merkezi aramalı. Oraya aramalı. Hasta ve yaralının durumu hakkında bilgilendirme yapmalıdır. Komuta kontrol merkezi Türkiye'de 112 olarak bilinir. Komuta kontrol merkezi arandığı zaman arayanın adı soyadı, nerede kazanın olduğu hakkında bilgiler verilmelidir. Bu bilgiler yanında kaç yaralı olduğu ve bu yaranın kaçının ciddi olduğu anlatılmalı. Eğer yaralı güvenli alanda değilse hasta uygun şekilde güvenli alana taşınmalı. Güvenli alan hem hasta hem de kurtarıcı için önemli bir adımdır. Hasta için yapılacak olan her hareket ve her adım hastanın sağlığını olumlu ya da olumsuz etkileyeceğini bilmek önemlidir. Dünyada ve Türkiye'de yaralanmalar çocuklarda ve 45 yaş altı yetişkinlerde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alır. Yaralanmaya bağlı ölümlerin %30'u birkaç saat içerisinde olur ve bu dönem altın saat olarak bilinir. Yaralı hastada ölüm ve sakatlığı belirleyen temel etkenlerin başında yaralanmadan sonraki birkaç dakika içinde yapılan işlemler gelir. Yaralı hastaların ilk değerlendirilmesinde uygulanacak sistematik yaklaşım önlenebilir ölümlerin ve mevcut durumun daha kötüleşme riskini azaltmak açısından son derece önem taşır. Yaralanma. Yara bir travma sonucu canlı dokunun bütünlüğünün yani vücudun iç ya da dış yüzeyinde olabilir bu. Bozulması anlamına gelir. Travma ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen sağlığı tehdit eden fiziksel ve ruhsal hasarları yol açan bir olaydır. Yaralanma ise travmanın oluşturduğu etkiye bağlı olarak deri veya deri altı dokuların bütünlüğünün bozulmasına gelir. Yumuşak doku, deri altı dokusu, kas, damar, sinir, lenf ve organlar yaralanma durumundan etkilenebilir. Yaralanmalarda etkenin önemi kadar yaralanmaya yol açan nedenler de önemlidir. Bedende yaralanmaya yol açan nedenler şu şekilde sınıflanabilir. Fiziksel nedenler, ısı, radyasyon, elektrik enerjisi, travma şeklinde. Kimyasal nedenler, asit, alkali, irrite edici gazlar şeklinde. Biyolojik nedenler, mikroorganizmalar, hipoksi, anoksi, yaşlılık gibi. Daha sonra kişisel nedenler, stres, riskli davranışlar yani merak ve keşif davranışları gibi. Eğitimsizlik, acemilik, psikolojik uyumsuzluk, yorgunluk, ilaç, madde kullanımı, kişisel koruyucu kullanmama gibi. Çevresel nedenler, güvensiz çevre koşulları, yasal düzenlemelerde yetersizlik, yasaların uygulanması denetiminde yetersizlikler, tehlikeli davranışlara özendirici etkenler şeklinde. Yara çeşitleri ve ilk yardım. Yaralar değişik araştırmacılar tarafından farklı kriterlere göre sınıflandırılmış. Yaralar görünümüne göre iki gruba ayrılmaktadır. Açık yaralar ve kapalı yaralar. Açık yaralar, deri ve mukoz membran yani vücut boşluklarını döşeyen zar bütünlüğün bozulduğu bu tür yaralar keskin aletlerle ya da darbe ile oluşabilir. Açık yara tipleri derinin sert bir yüzeye sökülmesi sonucu oluşan yaralara sıyrık yaraları denir. Epidermisin ve dermisin bir bölümünün kaybının söz konusu olduğu yaralardır. Yara yüzeyi temiz değildir. Hafif ağrı vardır ve kanama sınırlıdır. Özel koşullarda çok keskin aletlerle cerrahi amacına uygun olarak istenilen genişlikte ve büyüklükte gerçekleştirilen yaralara kesik yaralar denir. Yara yüzeyi temizdir. Kazara ya da keskin aletlerle bıçak, jilet, ustura, cam, metal ve benzeri aletlerle oluşan yaralara yırtırma yaraları denir. Yara kenarları düzensiz olabilir. Bu yaralarda doku hassasiyeti kesik yarasından daha fazladır. Derinin bir parçası tamamen kopmuş ya da küçük bir yerinden bağlı kalmış olan yaralara kopma yaraları denir. Kanama fazla görülür kopma yaralarında. Derin dokularda keskin veya sivri bir obje ile oluşturulan yaralara delinme yaraları denir. Obje ekstremiteyi yani organı geçip karşı taraftan çıkarsa perforasyon yarası meydana gelir. Dış kanama sınırlıdır fakat içte oluşan hasar hariç hasar iç kanamaya sebep olabilir. Yara oluşumundan itibaren en az 6 saat geçmiş, dikilmiş ancak dikişleri açılmış, yara dudaklar düzgün olmayan yara oluşurken ya da sonrasında kirlenmiş yaralara derin olan ateşli silah ya da ısırma sokma neticesinde oluşmuş yaralara enfekte yara denir. Açık yaralarda ilk yardım. Çevre emniyetine dikkat edilir. Yaralının yaşam bulguları değerlendirilir. Yara bölgesi, oluş şekli, süresi, yarada yabancı cismin varlığı, kanama durumu, şişlik, hassasiyet, şekil bozukluğu, fonksiyon kaybı yönünden değerlendirilir. Hemen 112 acil yardım merkezinden tıbbi yardım istenir. Yaranın üzeri temiz bezle kapatılır. Kanama varsa durdurulur.
Yaranın içerisinde toz, toprak ve benzeri yabancı maddeler varsa bol temiz su ile yıkanarak uzaklaştırılır. Pamuk, kağıt, mendil, peçete ve benzeri yara üzerinde lif bırakıp kolayca dağılıp enfeksiyon riski oluşturmaları nedeniyle konulmaz. Gerekirse sargı beziyle sarılır yara. Yaralı bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulur. Yara bölgesinin hareketi, ağrı ve kanamayı önlemek için engellenir. Yara içi kurcalanmaz. Alkol, iyot, antibiyotik içeren merhem, pudra ve benzeri maddeler yaranın tahrişine neden olacağından yara üzerine uygulanmaz. Yaraya batan cisim varsa çıkartılmaz. Batan cismin etrafı temiz bir bezle desteklenerek yabancı cismin ucu dışarıda kalacak şekilde sabitlenir. Kanama varsa yara kenarlarına basınç uygulanır. Kopan bir vücut parçası varsa kopan parça temiz bir beze sarılır. Beze sarılmış parça naylon torba içine koyulup bağlanır. İçi buz dolu bir başka bir naylon torbanın içine koyulur ve yaralı ile birlikte sağlık kuruluşuna gönderilir. Kopan kısım direkt buz içerisine konulmaz. Yani ayrı bir poşet içerisinde sargıyla tutulması gerekiyor. Ağız yolu ile yiyecek içecek verilmez. Isı kaybını önlemek için yaralının üzeri örtülür. Yaralı tetanos aşısı için yönlendirilir. Yaralının sağlık kuruluşuna sevk sağlanır. Kapalı yaralar. Deri bütünlüğünün bozulmadığı, deri ya da mukoz membranının yani vücut boşluklarını döşeyen zarın altındaki yumuşak doku yıkımının var olduğu yaralardır. Bu durumda cilt altındaki hücreler, damarlar ve sinirler zarar görür. Hasarın derecesi yaralanmaya neden olan etkenin gücüne göre değişir. Kapalı yara tipleri kontüzyon. Kült bir travma sonucu görülen yaralanma şeklidir. Hematom mekanik bir zorlanma sonucu kanın damar dışına çıkarak yumuşak dokular arasında birikmesiyle oluşur. Burkulma, eklem ligamentlerinde ve kapsülünde oluşan zedelenmelerdir. Bül, intersiyal aralıkta sıvı birikmesidir. Yanıklar, donmalar ve benzeri durumlarda oluşabilir büller. Kapalı yaraların belirti ve bulguları. Yaralanmış vücut parçasında kızarıklık, kusma veya öksürük ile kan gelmesi, idrar veya dışkıda kan olması, ağrı, hassasiyet, şişlik, renk değişikliği, eklemlerde deformite görülebilir. Kapalı yaralarda ilk yardım, yaralının yaşam bulguları değerlendirilir. Yara bölgesi, yaranın oluş şekli, süresi, şişlik, hassasiyet, şekil bozukluğu, fonksiyon kaybı yönünden değerlendirilir. Erken dönemde, yani yaralanmadan sonraki ilk 24 saatte buz ya da soğuk kompres uygulanır. Bu uygulama kan damarlarının büzülmesine yol açarak kanamayı azalttır ve ağrının hafifletilmesini sağlar. Geç dönemde ilk 24 saat sonra sıcak uygulama yapılır. Bu uygulama ise kan damarlarının genişlenmesini sağlayarak doku iyileşmesini hızlandırır. Yaralı bölge atelli hareketsiz hale getirilir. Yaralanan bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılır. Isı kaybını önlemek için yaralının üzeri örtülür. Yaralının sağlık kuruluşuna sevk sağlanır. Bölgesel yaralanmalar ve ilk yardım. Baş ve omurga yaralanmaları. Baş ve omurga yaralanmaları ölüm ve sakatlamalara neden olduğu için çok önemlidir. Trafik kazalarında sakat kalma nedenlerinin %40'ı ve ölümlerin %80'i baş ve omurga yaralanmalarından kaynaklanmaktadır. Baş ve omurga yaralanmalarında darbenin şiddetine bağlı olarak saçlı deri, yüz bölgesi, kafa kemikleri ve kafatası boşluğunda yer alan beyin yaralanabilir. Baş yaralanması sonrasında saç deri, saçlı deri ya da yüzde görülen basit bir yara ve kanama kafatası kırığının ya da beyin hasarının göstergesi olabilir. Bel kemiğindeki yaralanmalarda omurgada ani sıkışma ya da ayrılma meydana gelebilir. Baş ve omurga yaralanmaları felçlere, görme, konuşma bozukluklarına, duyu kayıplarına ve bilinç düzeyinde bozulmalara neden olabilir. Baş ve omurga yaralanma nedenleri trafik kazaları, düşmeler, iş kazaları, silah yaralanmaları, spor yaralanmaları, dalış kazaları, yüz ve köprücük kemiği yaralanmaları, enkaz altında kalma, darp ve benzeri nedenler olabilir. Ancak hiçbir belirti olmaksızın travma şüphesi olan veya bilinci kapalı tüm hasta veya yaralarda baş ve omurga yaralanması olduğu varsayılmalıdır. Baş ve omurga yaralanma belirtileri. Bilinç düzeyinde değişmeler, hafıza değişiklikleri, göz çevresinde ve kulak arkasında morluk, burun veya kulaktan beyin omurilik sıvısı veya kan gelmesi, baş ya da bel kemiğinde şekil bozukluğu, baş, boyun ve sırtta ağrı, baş, boyun ve sırtta dış kanama, solunum güçlüğü, kusma, vücudun herhangi bir yerinde tam ya da kısmi hareket ve his kaybı, özellikle kol ve bacaklarda ve denge kaybı şeklinde. Baş ve omurga yaralanmalarında ilk yardım. Bilinç kontrolü yapılır. Birinci açıkça hareket etmemesi istenir. Hiçbir şekilde hareket ettirilmez. Ancak olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu ise düz pozisyonda daha güvenli bir yere sürüklenir. Baş boyun gövde ekseni bozulmadan sürüklenir tabii ki. Yaşam bulguları değerlendirilir. Hemen 112 acil yardım merkezinde tıbbi yardım istenir. Boyun tespiti yapılır. Kanama varsa durdurulmaya çalışılır. Fakat burun veya kulaktan gelen berrak veya kanlı sıvı, beyin omurilik sıvısı ise akışı engellemeye çalışılmaz. Kanamada beyin omurilik sıvısının olup olmadığı beyaz bir bez üzerine burun veya kulaktan gelen kandan bir damla damlatılarak anlaşılır.
İki farklı halka, yani ortada kanlı halka, etrafında şeffaf halka oluşursa gelen sıvı da beyin omurilik sıvısının olduğu düşünülür. Eğer sadece tek halka oluşursa beyin omurilik sıvısının olmadığı düşünülür, müdahale edilir. Tıbbi yardım ekibi gelene kadar hasta veya yaralının yaşam bulguları takip edilir. Göz yaralanmaları. Göz oldukça hassas olan, yapısı itibariyle çocukluk döneminde daha fazla olmak üzere hayatın her döneminde dış etkenlere ve yabancı cisimlere bağlı travmalardan etkilenebilir. Göz yaralanmaları gözün dış katmanları ile sınırlı göz dışı yaralanmaları şeklinde görülebileceği gibi göz içi yaralanmaları şeklinde de gerçekleşebilir. Göz yaralanma nedenleri: korneada yabancı cisim bulunması, göze yabancı cismin batması, yırtılmalar, kimyasal yanıklar, ısı yanı, termal yanıklar, ışın kaynağı, ışın yanıkları. Göz yaralanma belirtileri: göz kapaklarında kesilme ve yırtılma, bir gözün diğeri gibi hareket edememesi, bulanık görme, ağrı, göz bebeğinde şekil bozukluğu, gözün saydam tabakasının kanlanması, gözde veya göz kapaklarının altında yabancı cisim varlığı. Göz yaralanmalarında ilk yardım: korneada yabancı cisim bulunması durumunda yabancı cisim kornea üzerindedir veya göz kapağı altındadır. Bu durumda göz temiz su ile yıkanır. Batan cisimler çıkarılmaz sabitlenir. Üzeri koni biçimde bir malzeme veya bardak ile kapatılır. Gözler birlikte hareket ettiğinden diğer gözde kapatılmalıdır. Yırtılmalarda yaralı göz hemen steril gazlı bezle kapatılır. Sağlam gözde kapatıldıktan sonra en kısa sürede hastaneye götürülmeli. Kimyasal yanıklarda tek ve acil tedavi yıkamaktır. Yıkamak için her türlü temiz su kullanılabilir. Koşullar: suyu göze dökmeye, hastanın başını musluk altına sokmaya, su ile dolu bir kap içine göz sokularak göz kapaklarının hızla kırpıştırılmasını gerektirebilir. Daha sonra her iki göz de kapatılarak hastaneye ulaştırılır. Yıkama süresi en az 15 dakika olmalıdır gözlere. Isı veya alev yanıklarında göz kapakları genellikle kapanır ve yapışabilir. O nedenle her iki göz yıkandıktan sonra ıslak pansumanla kapatılarak hastaneye götürülmelidir. Işın yanıklarında ilk başta fazla belirti görülmezken 3-5 saat sonra kızarıklık, şişlik, aşırı göz yaşı salgılanması, gözler yine ıslak petlerle kapatılarak kişi hastaneye götürülür. Daha sonra yüz yaralanmaları. Yüz çok sayıda özel ve önemli yapılar içerir ve kolayca yaralanan bir bölgedir. Yüzde yumuşak doku yaralanmaları ve kırıklar meydana gelebilir. Yüz bölgesi damar açısından çok zengin bir bölge olduğundan bu bölgedeki en ufak bir yaralanma bile aşırı kanamaya sebep olabilir. Yüz yaralanmaları sıklıkla üst solunum yollarının tam veya eksik kısmi olarak tıkanmasına neden olabilir. Yüzdeki özellikle boyun bölgesindeki yaralanmaların yakınlık nedeniyle solunum yollarını ve omurgalarda etkileyebileceği unutulmamalıdır. Yüz yaralanmalarında ilk yardım: hasta veya yaralının bilinç kontrolü yapılır. Yaşam bulguları ve yaralının durumu değerlendirilir. Hemen 112 acil yardım merkezinde tıbbi yardım istenir. Yaralanmanın ağız boşluğundaki yapılara zarar verip vermediği denetlenir ve ağız içinde yabancı cisim varsa bunlar hemen çıkarılır. Yüzde var olan bir kanama varsa kanamayı durdururken yara bölgesine uygulanan basınç ne az ne de çok olmalı. Bazı yüz kemiği kırıklarının gizli kalabileceği unutulmamalı. Aspirasyon riskine karşı omurga yaralanmasından şüphelenilmiyorsa hastanın başı yan çevrilir. Hasta veya yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez. Tıbbi yardım gelinceye kadar yaşam bulguları takip edilir. Göğüs yaralanmaları. Göğüs yaralanmaları kalp ve akciğerin doğrudan yaralanma olasılığı yüzünden çok önemlidir. Her göğüs yaralanması ciddidir. Göğüs yaralanmaların sınıflandırılması. Göğüs yaralanmaları açık ve kapalı olarak sınıflandırılabilir. Açık göğüs yaralanmaları bıçak, kurşun ve benzeri gibi delici cisimlerle oluşabilir. Göğsün içine giren delici, batıcı cisim akciğer zarını ve akciğeri yaralar. Atmosfer havası bu yaradan rahatlıkla içeri girip çıkarak akciğerlerin büzülmesine neden olur. Batıcı veya delici cisim göğüs boşluğunda bulunan kalp, büyük atar damar, toplar damarların yaralanmasına ve kaburgaların kırılmasına neden olabilir. Kapalı göğüs yaralanmaları direksiyonun göğüse çarpması, bir nesnenin göğüse düşmesi ve benzeri gibi küt travmalar ile oluşabilir ve deri sağlamdır. Göğüs yaralanma belirtileri: göğüs bölgesinde açık yaralanma bulgusu ya da saplanmış cisim varlığı, yarada solunum sesi, göğüsteki yarada nefes alıyor görüntüsü, yara bölgesinde solunumla artan ağrı, solunum güçlüğü ve hızlı ve yüzeysel solunum, öksürme, kan tükürme, siyanoz şeklinde. Göğüs yaralanmalarında ilk yardım: hasta veya yaralının bilinç kontrolü yapılır. Yaşam bulguları ve yaranın durumu değerlendirilir. Hemen 112 acil yardım merkezinde tıbbi yardım istenir. Açık göğüs yaralanması varsa yara deliği avuç içiyle fazla bastırılmadan kapatılır. Yaralının bilinci yerindeyse kendi avucu ile kapatması istenir. Bu uygulama göğüsteki yaradan giren hava nedeniyle akciğerlerin
daha fazla büzülmesini önler. Yaranın üzeri temiz, hava geçirmeyen, özellikle naylon poşet, alüminyum folyo ve benzeri malzemelerle kapatılarak üç tarafı bantla sabitlenir. Nefes alma sırasında yaraya hava girmesini engellemek, nefes verme sırasında havanın dışarı çıkmasını sağlamak için yara üzerine konan malzemenin bir ucu açık bırakılır. Göğüste saplanmış bir cisim varsa cisim kesinlikle çıkartılmaz. Cismin ileri ya da geri hareketini engellemek için etrafı temiz bezlerle desteklenerek sabitlenir. Hasta veya yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez. Tıbbi yardım gelinceye kadar yaşam bulguları takip edilir. Karın yaralanmaları. Karın bölgesi diğer vücut boşlukları gibi kemik dokuyla korunmadığı için yaralanmalara açık bir bölgedir. Bu bölgede yaşamsal öneme sahip organ ve dokular bulunur. Hasta veya yaralının karın bölgesindeki yarasının boyutları ve derinliği önemlidir. Delici ve kesici yaralanmalarla oluşan açık yaradan karın içi organlar dışarı çıkmış olabilir. İç ve dış kanamalar görülebilir. Karın yaralanmalarının belirtileri: karın bölgesinde açık yaralanma bulgusu, dışarı çıkmış organlar ya da saplanmış cisim varlığı, karın bölgesinde sertlik ve hassasiyet, şiddetli ağrı, hızlı ve yüzeysel solunum, bulantı, kusma şeklinde. Karın yaralanmalarında ilk yardım: hasta veya yaralının bilinci kontrol edilir. Hasta veya yaralının yaşam bulguları kontrol edilir. Hemen 112 acil yardım merkezine tıbbi yardım istenir. Açık yara vücut eksenine paralelse hasta veya yaralının bacakları uzatılarak sırt üstü yatırılır. Yara vücut eksenine dikse dizlerin altı desteklenerek yaralı bacaklar bükülmüş olarak yatırılır. Daha sonra dışarı çıkan organlar içeri sokulmaya çalışılmaz. Dışarı çıkan organların üzeri ılık su ile ıslatılmış bir bezle örtülür. Islak bezin üzeri temiz, hava geçirmeyen, özellikle naylon poşet, alüminyum folyo ve benzeri malzeme ile kapatılarak hava ile temas etmeyecek şekilde dört kenarı bantla sabitlenir. Böylece organlara ve ıslak bezin koruması önlenmiş olur. Karında saplanmış bir cisim varsa kesinlikle çıkartılmaz. Cismin ileri ya da geri hareketini engellemek için etrafa temiz bezlerle desteklenerek sabitlenir. Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmez. Tıbbi yardım gelinceye kadar yaşam bulguları izlenir. Yaralanmalarda tetanos profilaksisi. Deride basit bir çizik oluşması bile deri bütünlüğünü ve koruma özelliğini bozması nedeniyle başta tetanos etkeni olmak üzere tüm o mikroorganizmalar için giriş kapısı gibi değerlendirilmelidir. Bu durum enfeksiyon riskini artırır. Yaralanmalarda en tehlikeli etken tetanos mikrobudur. Tetanos mikrobu yara bölgesinden vücuda girerek hastalık oluşturur. Tetanos etkeni sadece paslı cisimlerde bulunmaz. Bu etkenin paketinden yeni çıkmış bir jilette bulunması mümkündür. Jilette de bulunması mümkündür. Tetanos kirli veya ezilmiş, ölü dokuların olduğu cam veya cam metal parçası, diken gibi yabancı cisim içeren bir yaralanmadan 22 ila 60 gün, ortalama 15 gün sonra yutma güçlüğü, çene kilitlenmesi, postür bozukluğu ve özellikle dış uyaranlara artan ağrılı kasılmalar ile karakterize bir hastalıktır. Tetanozdan korunmak için öncelikle tüm yaralara derhal cerrahi tedavi uygulanmalı. Titiz aseptik teknik kullanılarak tüm ölü doku ve yabancı cisimler uzaklaştırılmalı. Hastanın tetanos immünitesi değerlendirerek aşı yapılmalı. Tetanos aşısı, yani toksiyoti, kullanılarak tetanos hastalığının gelişimi etkili ve uzun süreli olarak önlenebilir. Aktif bağışıklık doğumdan 2 ila 6 ay sonra uygulanmaya başlanan bağışıklık programı ile sağlanabilir. 1 aylık arayla üst üste 3 kez uygulanır. 12 ay sonra bir kez kas içine verilen 0.5 milimlik tetanos toksiyodi 10 yıl süreyle etkili tetanos profilaksisi sağlanmış olur. 10. yıl verilecek 0.5 milimlik tetanos toksiyodi ve antitoksin sayesinde yeniden yükseliş sağlanır. Bu nedenle her yaralıya önceden bağışıklığı olsun veya olmasın hemen 0.5 milimlik tetanos toksiyodi verilmelidir. Bölüm değerlendirme. Yara bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğün bozulmasıdır. Üzerinden 12 saat geçmiş yaralar enfekte yara olarak değerlendirilir. Yara bölgesi değerlendirilirken yaranın oluş şekli ve süresi, yarada yabancı cismin varlığı, kanama durumu, yarada şişlik ve hassasiyet varlığı değerlendirilir. Delici yaralar bıçak, çakı, şiş, kırık cam, kurşun ve benzeri aletlerle oluşan yaralardır. Yaralanmalarda ilk yardım uygulamalarında yaşam bulguları değerlendirilir. Kanama durdurulur, yara üzeri kapatılır, hasta veya yaralı tetanos konusunda uyarılır. Delici göğüs yaralanmalarında yaranın üzeri hava geçirmeyen malzeme ile üç taraf kapalı, bir tarafı açık şekilde kapatılır. Delici karın yaralanmalarında yara vücut eksenine paralelse bacaklar uzatılarak sırt üstü yatırılır. Yara vücut eksenine dikse yaralının bacakları bükülerek sırt üstü yatırılır. Dışarı çıkan organlar içeri sokulmadan yaranın üzeri örtülür. Batmış bir cisim varsa çıkarılmadan etrafı desteklenerek sabitlenir. Kafatası ve omurga yaralanmalarında hasta hiçbir şekilde hareket ettirilmez. Herhangi bir tehlike söz konusu ise vücut ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürüklenir. Trafik kazası geçiren bir yaralıda burun ve kulaktan kan veya açık renkli bir sıvı gelmesi kafatası ve omurga yaralanması olduğunu gösterir. Yaralanmalarda tetanos aşısı yapılmalıdır. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.